Senlik'ten herkese merhaba. Dop dolu bir bölümle yine karşınızdayız. Bakalım bu hafta tam Senlik'te neler izleyeceğiz? Eda Taşpınar'la modaya bakışından güzellik sırlarına keyifli bir sohbet. Tasarımcı kardeşler Ezra ve Tuğba Çetin'den 2018-2019 koleksiyonlarının detayları. Makyaj sanatçısı Serhat Şen'den koyu renk rujun ön plana çıkacağı makyajın püf noktaları. Tasarımcı Atıl Kutuoğlu'nun zamansız stil ikonu. Dop dolu bir tam senlik başlıyor. Her giydiğiyle çok konuşulan Eda Taşpınar'la modaya bakışına dair tüm ayrıntıları konuştuk. Taşpınar güzellik sırlarını tasarladığı kıyafetleri ve yeni projelerini de anlattı. Deneyimlediği güzellik sırlarını kozmetik markasında bir araya getirdiğini anlatan Eda Taşpınar, tasarladığı kıyafetlerin de yakın zamanda Mykonos'ta yer alacağının müjdesini verdi. Taşpınar, tasarımlarını üzerinde görmek istediği ünlü isimlerden de bahsetti. Hayatımda olan şeyleri sevenlerimle paylaştım. Faydasını gördüğüm şeyleri. Yani ne? Ben güneşlenmeyi seviyordum. Hemen bronzlaşmak istiyordum. Ne yaptım? Kolaylıkla bronzlaştıran bir ürün yaptım. Sonra dedim ki ya anneannem 15 yaşında bana atkılı fırçası vermişti selülit için. Vücudu taramak çok önemli bu arada. Ben bir süre Amerika'da yaşadım. Oradaki doktorların söylediği şeylerin başında vücudumuzu tarayın var. Neyse sonra atkılı fırçayı yaptık. Daha sonrasında dedik ki herkes upuzun saçlar istiyor. Bana da devamlı sorular. Bu arada ben saçımı hayatımda boyamadım. Beyazlar falan da var. Böyle biraz oje falan da sevmiyorum. Ama dedim ki ya ben 5 senedir bir ürün kullanıyorum. Çok da memnunum. Araştırdık ettik, hakikaten de uzatma özelliğine sahipmiş. Bu şekilde hayatımda kullandığım ürünleri insanlarla buluşturmaya başladık. Yaz için Mykonos adasındaki 3 tane çok büyük butiğe koleksiyon hazırlıyorum. Kaftanlar olacak daha çok. Onlara özel. Bu arada hepsinin koleksiyonu ayrı. Dükkanın sahipleriyle konuştuk. Şöyle bir şey olmuş orada. Dedi ki sen ne zaman dükkanın önünden geçiyorsun dedi. Kadınlar o ne giymiş biz de istiyoruz diyorlar dedi. Ben teşekkürler. Utandım filan biraz. Çok mersi filan falan. O da dedi ki yapsana bana bunları. Böyle gelişti aslında. Ben dedim ki tamam ben sana bir koleksiyon hazırlayayım. İşte 150'şer parça. Her butikte 150'şer parça olacak. Mesela Rihanna kullansın isterdim açıkçası güneş yağlarımı. Ama bir gün kullanacak. Kıyafet olarak herhalde Madonna giysin isterdim. Yani çünkü özgür ruhları seviyorum. Modanın kendi için ne ifade ettiğini anlatan Taşpınar, gardırobuna dair ipuçları verdi. Taşpınar, hangi isimlerin tarzını beğendiğine de değindi. Eskiden hani şey diyorlardı, ayakkabında çantan uysun. Şimdi ayakkabında çantan uymasın. O kadar çok değişiyor ki yani bu moda dünyası bizi alıyor hepimizi. Böyle kukla gibi oynatıyor. Bir sene öyle, bir sene böyle. Bu kalıcı değil. Burada kalıcı olan şey insanın içinden gelen ve yapmak istediği şey. Benim bu üzerimdeki etek, vintage bir etek. Çok eski ve Elsa Schiaparelli'ye ait. Birinde daha yok. Ve ben bunu 20 senedir giyiyorum. Neden? Çünkü geçmiyor. Çünkü kimse de dönüp bu geçen sezon malı demiyor. Yani onun için biraz daha bu tarz ürünlere odaklanmak lazım. Doğru vintage'i seçerseniz ben buradayım diyor. Ve öyle güzel ben buradayım diyor ki kimsenin gözüne sokmadan ama yanlarından yürürken illa vintage bir parça, doğru parçaysa dönüp baktırtır %100. Dolabımda Alaturka bir tarz ama bana çok uyan bir tarz değil. Onun için çok fazla böyle Alaturka, pırıltılı demeyeceğim çünkü pırıltının da nasıl kullanıldığı önemli. Öyle parçalar pek yok. Şöyle kombinlemeye çalışıyorum ben. Bir tane sade parça varsa üzerine bir tane ilgi çekecek bir şey. İşte ayağınıza farklı bir ayakkabı giydiyseniz üzerinize düz bir elbise gibi. Böyle seviyorum. Yani dengelemeyi sevenlerdenim ben. Yurt dışından insanları takip ediyoruz ya onları birileri giydiriyor. O zaman bizim o stylistleri beğenmemiz lazım.
İşte Gigi Hadid, Bella Hadid. Tamam çok güzel ama onlar kendileri giyinmiyorlar. Markalardan aldığı paralar, işte markalar giydiriyor. Stylistleri var, onlar giydiriyor. Yenilikçi insanları seviyorum. Coco Chanel. Pantolon giydirmiş kadına. Çok konuşulan tarzını değerlendiren Eda Taşpınar, takıların tarz yaratmaktaki öneminden de bahsetti. Tarzımı tanımlamayacağım. Yani çünkü ben değişiyorum. Her gün gelişiyorum, farklılaşıyorum, farklı hissediyorum. Canım ne istiyorsa onu giyiyorum. Yani bazen eşofmanla da dışarı çıkıyorum. Ama genellikle böyle bir elegan bir vuruş tutan ama yenilikçi ve özgür olarak hani tanımlamam gerekirse onları söyleyebilirim. Takılar bence çok kişisel şeyler. Yani bir insanın takısına bakarak onun hakkında bir sürü şey söyleyebilirsiniz. Çok yüzük kullanıyorum. Acayip çok. Çünkü ellerini çok kullanan biriyim. Ve hani bu yüzükleri kullandığımda daha sakin giyinmeye çalışıyorum diyeceğim ama bugün öyle de olmadı. Giyilebilir teknolojinin Türkiye'deki öncülerinden olan tasarımcı Ezra Tuğba Çetin kardeşlerle 2018-2019 sonbahar-kış koleksiyonlarını konuştuk. Çetin kardeşler hareket sensörlü kelebek elbise tasarımlarından da bahsetti. Tasarımcı kardeşler Ezra ve Tuğba Çetin, 2018-2019 koleksiyonlarının tüm detaylarını anlattı. 2018-2019 koleksiyonumuzda Cumhuriyet kurulurken, Cumhuriyet'in kuruluşunda emekleri geçen kadınlara ithafen bir koleksiyon hazırladık. Koleksiyonumuz esasında çok sihirli bir yolculukla başladı. Koleksiyonumuzun adı Tevhide. Tevhide, Kurtuluş Savaşı zamanında cephede birebir faaliyet gösteren, ardından tarih okuyarak 1935'ten sonra Nepal'e gidiyor ve Tevhide'nin bu 20 yıllık yolculuğunu içeren bir koleksiyon hazırladık. Koleksiyonumuzun başlangıcında Anadolu'nun renkleri olarak algıladığımız toprak tonlarını daha çok kullandık. Çok özel nakışlar kullandık bu sezon. Bütün Tevhide'nin bu yıllar içerisinde geçişlerinde değişik formlara bürünecek nakışlar var. Bu sezon maxi eteklerimiz, yüksek belli pantolonlarımız çok ön plana çıkacak Tevhide koleksiyonunda. Giyilebilir teknolojinin Türkiye'de de öncü isimlerinden Ezra ve Tuğba Çetin kardeşler, yüzyılın yüz keşfi arasına giren hareket sensörlü kelebek elbiseleri hakkında bilgi verdi. Giyilebilir teknolojiler üzerine 2012 yılından beri çalışıyoruz. Paris Moda Haftası'nda bir durduk ve baktık, inanılmaz bir ortamdayız, defileler yapıyoruz ve karşımızda birçok önemli marka var. Dedik ki biz bir farklılık yaratmalıyız ve 2012'de ilk Silikon Vadisi ve Türkiye'deki önemli teknoloji yatırımlarıyla birlikte çalışmaya başladık. Dünyanın en önemli markalarından, teknoloji markalarından birinin 2016'da Dünya Reklam Yüzü olduk. Çünkü 100 yılın keşifleri arasında olan ve dünyadaki ilk giyilebilir teknoloji elbiseyi yaptık. Giyilebilir teknoloji dediğiniz zaman ilk önce ipinden tutun da çipe kadar yazılımı olması, bir algoritması olması gerekiyor. Bizim tasarladığımız elbisede sizden alacağı herhangi bir komut, ışık ya da müzikten gelebilecek bir komutla birlikte çipten gelen komutla kelebekler elbisenin üzerinden uçmaya başlıyor. Türkiye'nin en büyük kumaş fabrikalarından biriyle birlikte çalışmaya başladık. Sıkıldınız mı üzerinizdeki elbiseyi giymekten? İster saksıya gömün, isterseniz yakınınızda olan bir toprağa gömün. 3 ay içerisinde kumaş toprakta çözülüyor. Toprak ve bir damla su yeterli oluyor. Ardından içerisinde nanoteknoloji ile koyduğumuz tohumlar yeşermeye başlıyor. İlk tohumumuz zeytin ağacı. Çünkü dünyanın şu anda ciddi bir barışa ihtiyacı var. Makyaj sanatçısı Serhat Şen koyu renk rujunun ön planda olduğu bir makyajı anlattı. Şen dudak makyajına dair bilinmeyen püf noktaları da paylaştı.
makyaj sanatçısı Serhat Şen, koyu renk rujun ön planda olacağı makyaj uygulamasında kaş ve göz bölgesiyle ilgili ipuçları verdi. Önce kaşlarla başladım çünkü kaşlar ifadeyi belirler ve kaşları tam anlamıyla doldurduğum zaman yüzün daha çok hatları ortaya çıkıyor. Cildim kızarık ve hassas bir cilt olduğu için makyaj bazıyla bunu destekledim. Kızarıklığımı biraz minimize ettim. Göz üstüne baz uyguladım. Çünkü gözün üzerine uyguladığım baz göz üzerindeki renk eşitsizliğini de alıyor ve üzerine uyguladığım farın rengini daha çok ortaya çıkarıyor. Biraz daha şeftali ve turuncu alt tonlu renklerle gölge yarattım. Göz pınarlarına biraz daha ışıltı verdim. Kriz bölgesine yani gözün katlanma bölgesine de biraz daha koyu kahvelerle boyut kazandırdım göze. Kirpikleri kıvırdım çünkü kirpik uygulaması yapmadım. Tamamen doğal bırakmak istedim. Serhat Şen, allık uygulamasını ve aydınlatıcı ile alın genişletilmesinin püf noktalarını anlattı. Allık uygulaması yaptım. Gülümsediğimiz zaman ki şu elmacık kemiğimizin olduğu yere allığı daha ışıltılı bir hale sürdüğümüz zaman daha güzel bir efekt veriyor. Biraz modelimin alnı dardı. Alnını açmak için saç diplerine biraz highlight geçtim. Çünkü ışıkta modelimin yüzü daha boyutlu görünecekti. Bunun için alnına highlight uygulamak yani herkesle olmasa da dar alanlarda oluyor. Kirpiklere yoğun maskara sürdüm. Çünkü yoğun maskara çok güzel duruyor. Yani hangi makyajda olursa olsun bence herkesin yapması gereken şey yoğun maskara sürmek. Ben de bunu tercih ediyorum ve daha çok kıvırmaya yönelik olanı seçtim. Çünkü modelimin kirpikleri yoğundu. Biraz kıvrıklığa ihtiyacı vardı ve belirginleştirdim. Kaş maskarası ve ruj uygulaması ile makyajı tamamlayan Serhat Şen, dudak makyajı ile ilgili detayları da paylaştı. Kaş maskarası şu an çok trend. Zaten bu sezonda çok fazla kullanıldı. Dudaklarda dudak kalemi kullanmadım çünkü kullandığım ürün metalik bir kırmızıydı ve fırçam dudak kalemi gibiydi. Bunun için ekstra bir ihtiyaç duymadım. Hatta aksine daha güzel, daha net bir ifade veriyor dudaklara. Koyu dudaklarda dudak çevresinin biraz daha aydınlık görünmesi dudağın rengini daha çok ortaya çıkarıyor. Bu görünümü elde etmek için 2 ton açık concealer'la dudak çevresini biraz daha aydınlatabiliriz. Bu son 2 yılda en çok dikkat ettiğimiz şeylerden birisi göz çok yoğunsa dudağı çok natürel tutuyoruz. Eğer dudak çok koyuysa göz çok natürel kalıyor. Mat metalikler çok trend. Bence bu boyut kazandırıyor dudağı. Gerçekten hani büyütmeden bile o metalik rujlarla dudak daha hacimli ve daha dolgun duruyor. Tam senlikle zamansız köşesini bu hafta tasarımcı Atıl Kutoğlu belirledi. İşte o isim. Tasarımcı Atıl Kutoğlu kendi stil ikonunu anlattı. Bu hafta zamansız köşemizdeki ünlü isim Brigitte Bardot. Benim zamansız stil ikonum Brigitte Bardot. Fransız sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot. Bence çok güzel bir kadın, çok cool bir kadın ve ne giyse yakışan bir kadın. Ben onun resimlerine bakmaya doyamıyorum açıkçası ve o seksi Fransız kişiliğini bir şekilde her görüntüsünde bu mayoyla da bikiniyle de pareosuyla da ama aynı zamanda giydiği elbiselerle, kostümle, havaalanında çekilmiş bir resmiyle hepsiyle bunu kanıtlayan, ispatlayan gerçek bir stil ikonu Brigitte Bardot. Tam Senliğin bu haftada sonuna geldik. Bizleri sosyal medyadaki hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.